Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Ankara Etimesgüt'ten devam ediyoruz. Yanımızda Film Plus Cam Filmi Araç Kaplama kurucusu İlker Kepenek Bey bulunuyor. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? İlker Bey kimdir? İlker Bey 15 senedir cam filmi araç kaplama sektöründe iş yapmaktayım. Araçların cam filmini, ısı kesme özellikleri, içeriden dışarı görünme özellikleri ve şeffaf korumalar, renk korumaları olsun. Arabaları kaplıyoruz. Sistem sizce tabii ki doğal etkenlerden dolayı aracımız dışarıdan, dış etkenlerden zarar görebiliyor. Bunun ne gibi bir koruması, nasıl bir muhafazası oluyor ve ne kadar süre bu aracımızı kaplama koruyor? Şeffaf kaplamamızda mikron olayları var. 180 mikron, 200 mikron, 250 mikron darbeye dayanıklılığı mikronlarına göre değişiyor. Ömürlüleri de polüritan malzemeler, silikonlu özelliklidir. Gelen taşı geri sektirerek, örnek veriyorum, aracın sürtmesinde boyaya zarar vermeden folyonun koruması, çok geniş darbelerde de göçüksüz, boyasız göçükle aracı boyamadan hasarını daha minimuma seviye indirmekten bunu da koruyor. Peki ne kadar süre bu muhafazayı sağlayabilir? Ne kadar süre sonra bunu etkenliğe gittikten sonra değiştirmemiz gerekiyor? Bunun 5 yıllık ve 10 yıllık olan ürünler var. Polüritan seviyesine göre garanti süreleri var. Diyelim ki film kaplaması yaptıracağız. Ne kadar sürede aracımızı bıraktıktan sonra teslim alabiliyoruz? Cam filmi maksimum 1,5-2 saate teslim ediyoruz. Peki araç kaplamada? Araç kaplamada 2 ile 3 gün arasında sürüyor. Ha, tabii ki onun kaplandıktan sonra bekleme ve kuruma süresi var. Bir gün bekletiyoruz. Suyunu mesela şeffaf yapıldığı için suyla uygulanıyor. Bunun bir gün çekip ısıtıp kontrolünü yapıp öyle teslim ediyoruz müşteriye. Peki son olarak izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bu tür uygulama yapmadan evvel nasıl bir araştırma içerisine girsinler? Nelere dikkat etsinler? Çünkü araçlarımız bizim için çok önemli. Onları koruyalım derken daha sonradan daha büyük sıkıntılar yaşamayalım değil mi sevgili izleyenler? Kesinlikle. Evet, yani, neler söylemek istersiniz? Bu ürünlerin fiyatları belli. Ucuzlar zaten kalitesiz olduğunu belli ediyor. Bizim sektörde var. En iyisi deyip en ucuzunu yapılanlar da var. Kesinlikle Google yorumu ve çevreden bizim zaten yaptığımız iş tanıdık tanıdığı getiriyor. Google'dan rastgele bir müşteri bulmuştur, memnundur. Diğer müşteriye önererek... Yani sosyal medya üzerinden diyelim. Yani bu sosyal medya üzerinden güvenilir sitelerden müşterilerimiz araştırarak doğru kişilere yaptırmaları daha doğru. Bu iş tanıdık tanıdığı getirir. Tabii. Müşteri memnundur, bir eşine dostuna önerir. İşi güzeldir, güvenilir der. O şekilde yaptırmaları daha mantıklı. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.